Yani yaklaşık. Biz Antalyaspor zarar görmemesi için hesap vermek zorunda kalmasın diye hiçbir zaman geçmiş yönetimi bunu dahi hesabı sormadı. Her ne kadar bir önceki dönemin AS Başkanı Ali Yılmaz'ın futbolcu dahi verirken bu dönemde 500 bin liraya çıkması yaptıklarını dayanarak karşımda kaynakları vardı dedi ve saygı gösterdi. Geçti mi hafta? Malumunuz ulusal basında spor yazarı olan bir arkadaş köşe yazısında sosyal medyada ve radyo programlarında bizzat adımı telaffuz ederek büyük Antalyaspor camiasının başarısını gölgelemeye, başarılı geçen sezonu, şampiyonluk hedefini ve yaptığı büyük transferleri konuşmak yerine tek taraflı şahsımdan beyan alınmadan yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Göreve geldiğimiz dönem Antalyaspor'da her zaman söylediğimiz bir laf vardı. Başkanlık yapmış ve yöneticilik yapmış kim olursa olsun üzerinden köprü olsa geçmeyiz dedik. Her zaman geçmişimize ve geçmiş dönemlere saygı gösterdik. Ayrıca devraldığımız dönem 2013 ayının Haziran ayıydı. Hepimizin bildiği gibi. Ve mevcut o zamanki Hasan Akıncıoğlu yönetimi göreve tekrar talip olmayacağını her nedense belki mali yapısından, belki başka konulardan dolayı devam etmeyeceği söylemesi, beyan etmesi üzerine biz aday olmuştuk. Ben ve arkadaşlarım. Ve aday olduğumuz zaman devraldığımız borç 46.7 milyon TL idi. Üstüne basa basa söylüyorum. 46.7 milyon TL idi. Bunu da zaten Hasan Akıncıoğlu çoğu yerde aynı rakamları beyan etti. Yine Haziran ayında tesadüf girdi ki 3 yıl sonra Haziran ayında da biz de Haziran ayından zaten öncesinde Mali Genel Kurulu yapmıştık. O zamanki Haziran ayındaki ara mizan bilanço doğrultusunda da biz de 3 yıl sonra 89 milyon TL 9 milyon lirası da bu rakamın mahsuplaştıracağı rakamdı. Alacak borçlardan kaynaklanan rakamdı. Teslim ettim. Bu da rakamlar da oynasa oynasa birkaç milyon oynar. Teslim aldığımız ve teslim ettiğimiz bilanço günü o günkü güncel ve aynı dönemdir. Farklı dönemler değildir. 3 yıl öncesi ve 3 yıl sonrası dönem aynı dönemdir. Bilanço dönemi. Ve 46.7 ile aldım. 89'dan 9'a düşerse 80 milyon lirayla da devrettim. Güncel olarak. Ondan sonraki dönemlerde bahsedilen ve bu köşe yazısında da beyefendinin söylediği gibi 189 milyon TL rakamın hiçbir şekilde karşılığı yoktur. Bunu zaten başkan da ve yönetimden Bora Bey olacak galiba bir sonraki toplamda onun kendi dönemlerindeki mevcut harcamalarla ilgili olduğunu söylemişti zaten. Hepiniz de biliyorsunuz. Sonradan bunu söylediklerini, değiştirdiklerini hepimiz biliyoruz. Biz sadece bir şey söyledik. Bu takımı şampiyon yap. Süper Lig'de devam edeceğiz. Antalya çocuğundan, Antalya'nın genç evladıyla devam edeceğiz. Sana da 1,5 milyon lira maaş vereceğiz. Neden? Ne oldu? İkinci, üçüncü yıl ödedin mi? İkinci, üçüncü yıl ödediğini ispatlasınlar bana. Kale kapısında kendimi asacağım. İkinci, üçüncü yılın ödendiğini ispatlasınlar, kale kapısında kendimi asacağım.